Merhaba YouTube, hoş geldiniz. Biz devam ediyoruz Twitch chat ile beraber, yeni bir yayındayız. Bayağıdır oynamıyorduk Cities Skylines'ı. Çok özledik. Güzel mahallemizi görüyoruz şu anda hep beraber. Yukarıda da gördüğünüz Twitch chat'idir. Aşağıda linki olan size. Hi YouTube diyen. Böyle bakın, unicorn oldum. Neyse, devam edelim. Bayağıdır oynamıyoruz. Ne yapmıştık? Ne oluyordu? Kontrolleri unutmuşum. Ters bir de bunun şeyi, şu çevirmesi. Burada yeterince müşteri yokmuş. Neden? Hala dükkan isteniyor. Genel olarak senin başarısızlığın olabilir mi o? Çünkü diğer mağazalarda böyle bir sorun yok. Olabilir mi? Olabilir bence. Sen geç. Ay, bir de restoranmış. Kesin pis pis restoranın, kimse gelmiyor o yüzden, koronalı. Sanayiyi bu tarafa taşıdık bir kere. İki tane köprü yaptık. Biri gidiş, biri dönüş. Ve dönüş içinde buraya paralı yol yapmıştık. Bu köprüden geçmek için ücret ödemeleri gerekiyordu. Okey. Sonra bu out of business olmuş. Şimdi kontrollere alışacağım, merak etmeyin. Ondan sonra 2022 yılındayız. There is no corona. Bakayım burada ne oluyor. Ha, buraya da bir trafik regülasyonu getirmiştik. Regülasyon doğru kelime mi oldu? Kimse bilmez. Policy, evet. Ağır trafik burada yasak. Çok ilginç bir policy gerçekten. Neyse, burada bir mahallemiz, burada bir mahallemiz. Buraya da marina yaptık. Burada dükkanlar böyle deniz kenarı falan filan. Burada deniz kenarını dükkanlara verdim. Evet. Ama şuranın deniz kenarını böyle güzel, daha artık villa mı diyeyim? Lüks evler mi diyeyim? Ya da burayı alıp buraya da olur bak. Fena fikir değil. Öyle yapmayı planlıyorum. Bana da oradan bir mahalle canım lütfen demiş Ulaş yine. Niye? Benim hastane ne durumda? Abonelikler indirimini bu ay. Haberiniz olsun. Lüks evlerden ben de istiyorum. Kendime de oradan alacağım bir tane. Henüz onlar açılmadı bu arada. Şimdi bakalım ufak ufak. Lüks ev dediğim şu mu oluyor? High density residential zone. Hayır. Commercial zone. Yo, acaba benim... Ben karıştırıyor muyum? Daha lüks bir ev yok mu bunlardan? Böyle villamsı lüks ev yok mu? Bu arada ev ve dükkan isteniyor. Sanırım ben artık şuraya şey yapacağım. Biraz... Hayır, hızlı akma. Dur hatta. Param var mı? 105 de param var. Borçlarım ne durumda? Borç çorbası. Ben loan almıştım burada. Take pay now. Ne kadar kalmış? 66 bin. Bu haftalık düzenli ödeniyor ya. Gerek yok şu anda ödemeye. %10'muş şeyi de. Şeyi ekstra. Ne o ya? Faiz. Apartman onlar. Ha, onu biliyorum. Ayrıca var mı diye onun için sordum. Bunun müziği yine coşuyor. Kıssam mı? Sadece müziğini kısayım mı biraz? Şöyle olsun. Daha bile hatta. Tamam. Ne diyorsunuz? Buraya evler yapalım diyorum ben. Dükkanları da şu araya yaparız işte, o bağlayan kısma. Bakayım buranın manzarası. Karşıda burası var. Ya iyidir ya. Ne kadar kötü olabilir ki diyerek. Bence yapabiliriz. Şu marinadan devam eder. Şuradan da bu tarafa bağlarız falan. Olmaz mı? Bence olur. Nasıl bir yol olsun? Ay, ağaçlı olsun. Biraz daha kalın yol olsun mu? Four lane. Gerek var mı? Yok ya bence. Ben normal böyle ağaçlı yol yapıyorum. Hatta şöyle kıvrımlı olanından ver. Şöyle yaparım. Oh. Sonra da buradan böyle olmasın. Azıcık daha şöyle içeriden. Şöyle mi bağlasam? Çok mu şey oldu? Şöyle giderim. Şöyle giderim işte. Sonra bakayım burası dümdüz geliyor mu buradan? Tam 90 de. Oh, tam koymuşum be. Elime sağlık, elime. Neyse, burası böyleymiş. Şuralardan da birer yol indirmeyeyim mi? Çok trafik olmasın aynı yoldan yapınca. Burada ne var? Ay, sen burada küçücük bir ev misin? Kıyamam, yıkmayacağım seni, tamam. Şuradan bir tane vereyim o zaman.
verdim valla. Çünkü şuraları da yol yol yapmamız gerekecek. Muhtemelen bu kadar boş alan bizim çok işimize yaramayacaktır vesaire vesaire. Evet, öyle şeyler olacak. Bakayım, kanal mı yapmak gerekiyordu? Doğru olabilir. Ne işe yarıyor? Su buralara taşmasın diye mi? Bu evler burada oldu zaten. Ay olmadı, çok kenara yaptım. Yıkıyorum, kanal yapacağım. Peki şunu sorayım. Burayı biraz yükseltme şeyim var mı? Kıyamam dediğin evi veremem. O zaman bir şeyler almak için bitfan atanlara haksızlık olur. Evleri çok denizlerine yapmazsak tsunami olmaz. Ben dedim. Ben de dedim lol. Neyi ya? Okey. Ha DLC'mi bilmiyorum. Hmm, bak şimdi. İşler değişti. Şuradan ben bir bakayım. Evet, yükseltebiliyoruz. Size sormak yerine bakabilirmişim. İşte tamam. Para gidiyor. Bayağı para gidiyor hatta. Evet, bu bayağı pahalı bir şeymiş. Öğrenmiş olduk. Çok yükseltmişim çünkü. Deniz manzarasını kapattım. Dağ yaptım ya. Geri al yok değil mi? Allah'ım ya. Salak mıyım ya? Nasıl geri alçaltacağım? Sağ tık mı o da? Evet. Deniz yükselsin. Param mı bitti? Yo. To elevate more ground, you'll need to pick up soil. Soil'ı nereden bulacağım? Yani use for example shift tool to lower terrain somewhere on the map to gain more... Ha, bir yerden alçalt gidiyor, bir yerden yükseltebilesin diyor. Ben de zaten onu yapacaktım ki. Aa, refund bir de. Ha, para geri veriyor burayı alçaltınca. Alçaltmak da ayrı para olmamalı mı sizce de? Bence öyle olmalı ama sen bilirsin. Biraz şuraya, şuraya. Ay, bu yükselti haritaları bana hep çok ilgi çekici gelmiştir bu arada. Oraları yükselteceğim, merak etmeyin. Hop, şuralar. Efendim, şurası biraz alçalsın. İşte düzleştirmece yok mu? Heh, saftın, tamam. Biraz büyütelim. Şöyle bir düzelt yani etrafı. Sonra yine de böyle deniz açıklığı falan kalırsa ben onu hallederim. Kalmayacak gibi gözüküyor ama. Tamam, bir bakalım mı nasıl gözükmüş? İyi olmuş gayet. Hı? Buraya sahil yapmışız gibi oldu. Doğa afet modu yoksa olmaz ki. Yok. Düzleştir var, biliyorum. Paranın yarısı gitti, onu da biliyorum. Izohips check. Teşekkür ederim. Onların isimlerini hatırlamaya çalışıyordum. Is that a tsunami? Hayır ya, tsunami oluyor mu olmuyor mu? Kanal lazım mı lazım demiyor. Kesin bilenler bir söyleyebilir mi? Ve buna 20 bin verdin. Çok yükseltiyorsun. Tamam, indirince geri veriyor. Ne dedin duymadım. Şunu soruyorum. Kanala DLC yok oyunumda. Kanala gerek var mı yok mu? Okey Berra. Like atmayı unutma YouTube'dan izleyeceksen. Teşekkür ederim. Doğal afet DLC mi? Bende yok. Bence yok diyorsunuz. Kaç para? Böyle yine de kanal niye var o zaman çünkü? Hani... Nereden yapılıyor kanal? Şuradan olabilir mi? Yol değil. Tamam. Burada olmaz. Burada olur mu? Olmaz. Burada ne var? Bunlar. Elektrik, su. Çöp. Sağlık, o bu şu. Transport. Parks and plazas. Bunlar ne? Özel yapılar. Bu ne? Illuminati. Burada o zaman. Bu ne? Patika. Aa, güzelmiş. Ağaçlar, taşlar. Bunlar mı kanal? Evet, bunlar. Bir Google amcaya sorsak mı? Siz varsınız. YouTuberlar iyi kazanıyor. Ben de bir dene. Ne diyorum be? Şu anlık gerek yok diyorum. Hiçbir zaman gerek yok demiyorum. Ben yapacağım galiba chat. Çok büyükmüş ya. Bu ne? Kuay ne?
Give waterfront a nice finish. Concrete walls built on the shore to even out terrain differences and allow for zoning near the water. Zoning. Böyle bir şeymiş bu da. Nice finish mi? Betondan nice finish. Emin misiniz bunun iyi bir şey olduğundan? Bu da böyle bir şey. Bu ne işe yarıyor? Ha, taşma olmasın diye. Bu çok büyükmüş ya. Benim orayı biraz daha zıttır bıttır etmem lazım. Şuradan. Not enough soil. Şuralardan alçaltmasyonlar yapsam olmaz mı? Para gidiyor ama. Saçma bir şey oldu yani. Okey, o zaman kanal şu anlık lazım değil denmesine dayanarak daha sonra yapıyorum. Şuraları alçaltayım. Ay, deniz çıktı oradan. O kadar alçalttım ki. Aa! Ha. Bir dakika, bir şeyler oluyor ama durun bakayım. Tamam, buraya oraya kadar gitmeyeceğim ben zaten şimdi. Bunu yaptım. Şu düzleştirmeyle şuraları... Bu deniz değil bu arada. Ne bu? Kayalar. Çok hızlı iniş olmuş. Dolayısıyla buraya ev dikilemeyecek. Dolayısıyla benim burayı yükseltmem lazım. Çözüyorum ufak ufak. Durun. Sağ tık yaptım yanlışlıkla. Not enough soil. Çok iyi oldu ya. Harika. Şuradan birazcık alsam. Sonra burayı yapsam. Oluyor işte. Tamam. Oldu. Ya uf, ne paraymış be. Al şuraları şöyle böyle. Sonra burayı böyle. Tamam. Bir eşitle bakayım her yere. Büyük fırça ver. Şöyle bir düzle. Tamam. Bakayım ne oldu? Bütün parayı yokuşlara harcadığımıza inanamıyorum. Ben böyle bir belediye başkanıyım. Beğenmiyorsanız bu şehirde oturmak zorunda değilsiniz. Kaç kişi burada? 4779 kişi burada oturuyor, tamam mı? Var herhalde bir bildikleri, değil mi? Şu engel alıyor, değil mi? Ha, ağaçlar da engel alıyor, bu da. Ben bunu bir sevmiştim ya. Taşıyamıyor muyum? Dur, bırak bunu. Hello, taşıyamıyorum. Of, iyi gitsin, ne diyeyim? Çok pahalıymış, evet. Soldaki yol ince diye olmuyor. Tamam, yapmıyorum kanal ya. Of! Oyuna başladık, daha hiçbir şey yapamadım gibi hissediyorum kendimi derken aslında bir sürü bir şey yaptım da neyse. Ev. Orası olmasın. Ev. Oraya geleceğim. Ev. Tamam, burası olmasın. Yol mol kalınlaştırmak istersem şuradaki yolu. Kalsın. Buraya da şimdi bir oynasın bakayım. Devam etsin. Dükkan mı? Bir dakika. Chat size soruyorum. Yoksa ne demek not enough customers ne burada? Bu da ev. Bir dakika, ne yokmuş? Bu ne dem... Gülmeyin. Niye gülüyorsunuz? Ya ben bir şey yapmadım ya. Allah'ın bir hikmeti işte. Ben yapmadım ya. Bu ne ya? Gülmeyin. Bokum ya. Bok bile bile gülüyorlar bir de işte. Bu ne ya? Herkes aa. Ne olacak şimdi? Olmaz. Tamam, ben şimdi... Abla girl, ne yaptın kız? Çok güzel hitap.
Yeteri kadar yukarı yapmadın, eğimli yaptın. Dağ gibi yükseltecektin. Ama o zaman manzara olmaz. Arkadaşlar tamam. Elim alıştı, tamam mı? Elim alıştı. Şey oldu. Bir ısındık, tamam mı? Denedik falan filan. Deneme bu niye taştı? Sadece deredeki suyun mu hareket edebilitesi var, anlamadım. Neyse. Ben orayı çok alçaltmış oluyorum. Tamam, devam. Yok bir şey, hiçbir şey olmadı. Aynen devam ediyoruz. Bakalım ne yapmışız? Ben şimdi buraya... Aa, bak şimdi siz görürsünüz. Harika olacak her şey. Böyle, sonra böyle. Çok mu şeydi? Birazcık sanki, değil mi? Azıcık daha böyle olsun. Çok da dibinden olmasın. Çünkü neden? Ben iyi bir belediye başkanı olduğum için halkımı tehlikeye atacak değilim. Bunları biliyorum. Cahil cühela değilim. Çalıştım geldim. Doğru iş nasıl yapılır? Hepsini. Ay yine tam yapmışım ya. Maşallah elime yani. Bakın şimdi ne oldu? Tamam. En son bu yaptığım bu kareler denizin içindeydi. Şimdi kanal yapmak istersen mesela. Mesela diyorum. Bakalım. Bu mu? Daha derinine gerek yok herhalde. Var mı? Derin mi yapsam? Yapamıyorum. Bu var diye mi? Ha tamam, onunla çakışmadan şöyle. Ama yani burası böyle mi kalacak? Bu tehlikeli bir şey değil mi? Ben bunu mu denedim? Büyük o. Bu bir de küçük olan mı? Ay aman Allah'ım. Yahu çocuklar düşer buna. Evlerin yerinden de yedi. İşte deniz kenarına az önce kanalların oradaki yoldan çekebilirsin. Caddebostan'daki gibi düşün. Bu mu? Bu mu? He? İçine düşünür ya, orada çocuk ölür. Haberlere çıkar. Ece'nin öyle bir sözü var. Ne o? Abla girl mi? Ben böyle bir şey demedim ya. Evet o tarz bir yoldu yanlış hatırlamıyorsam. Çekme bir şey bence. Ben çekmeyeceğim ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bol bol dua edin. Tamam mı? İman gücüyle hayatta kalırsınız. Buraya koymuyorum. Bu niye böyle şimdi? Neyse şurayı kaldırır park yaparım belki. Ya da ona benzer bir şey. Şimdi bir dakika. Buraya kadar ev mi istiyoruz? Bir aksın bakalım. Aa, ha koydukça şey oldu. Dükkan. Şuralara devam edebiliriz ya dükkanı. Şunu yıkmıştık geçen girdiğimizde. Senin de demiştik ki müşterin yok. O senin problemin demiştik. Bu da boşaltıyordu ki yerini değiştireyim. Evlerin dibinde kalmıştı. Aa boşaltmış. Stop emptying. Open the budget. Relocate building. Aha işte bu be. Bu yola koyuyorum. Buradan herkese git gel erişim olsun. Etrafını biraz boş tutmaya çalışırım. Deniz kenarında çöplük valla. Aa iyi ha. Ben tam deniz kıyısına koyma, park koy. Deniz kıyısına bir de okula yer sakla. Evet yani tabii doğrudur. Sen de haklısın kendi sebeplerince. yaparız ya. Yıkarım birkaç ev, önemli değil. Buralara koyarım belki. Belki böyle şey gibi yaparım. Burada yaşayanların bir şeyler için gittiği kasaba burası. Anladın mı? Okul, bir iki dükkan, ondan sonra işte polis merkezi oradaymış, itfaiye oradaymış, park evle o kasabanın arasında bir yerde falan. Öyle şey yaparım. Deniz kenarında bir okulumuz yok mu be? Şaka yok. Şimdi deniz kenarında okulda okumuş biri olarak ne kadar güzel olduğunu da biliyorum. O yüzden haksız da sayılmazsın. Dur bakalım. Belki. Allah kısmet ederse. Ne kadar da harika bir şehir. Yani bilmesen rüya görüyorum sanırım dedi. Ben üşüdüm bu arada. Şu pırpırımı bir kapatayım.
geri geldim. Dükkanlar şuraya gibi düşünüyorum ya. Sanırım ben oraya dükkan elle yapacağım. Hatta ağaçlı yollarla. Çünkü ben vatandaşımı çok seviyorum. Ben vatandaşını çok seven bir kadın olarak... Evet. Aa, ağaçlı bebiş kosu. Gürültü yapmasın diye ağaçlı yaptım bu arada. Çok da tribe girmesinler yani. Nerede? Dükkanlar. Ver. Dükkan ver. Dükkan bas dükkan. Bas bas dükkan bas dükkan. Dükkan bas dükkan. Niye böyle uğraşıyorum peki? Çok güzel bir soru. Burası dükkan. Şekerim işte. Şurası ne olsun? Orayı ağaçlandırırım ya. Park nerede var? Merhaba. Aaa! Baba bay bay gibi. Ya? Bunları hiç düşünen yok. Buraya şey koymadım. Onu bunu şunu. Böyle mi olmalıydı cidden? Tamam bağladım. Böyle falan yaptığımda daha mı iyi olacak? Neyse dur bir dakika. Elektrik. Elektrik elektronik mühendisliği. Bunu şimdilik şuradan çekiyorum. Kabalığımın kusuruna bakmayın. Sonra düzeltiriz. Buralara da bir ev yapmaya başlasınlar da öyle vereyim. Tabii bunun için oyunun akması gerekiyor. Tamam. Bir şeyler oluyor. Görüyorsunuz değil mi? İkonlar çıkıyor evlerin üzerinde. Vallahi evin sıcağı üşümek daha zor. Yağmur kız bugün hava çok güzel cidden. Yağmurlu muydu? Ben uyuyordum. Ben bir böyle bir titreme geldi ya. Ciddi bir üşüme değil. Keşke ben de donsam. Ya donmadım da öyle bir... Aa söylemese miydim? Bir üşüyüverdim öyle. Şimdi buranın dükkanları yapılıyor. Evler niye yapılmıyor? Ev ihtiyacınız var da ben burayı... No more trucks. Artık diyor... Oh be diyor şeyler yok. Kamyonlar geçmiyor sokaktan diyor. Gece uyuyabileceğim ve çocuklarımız sokakta oynayabilecek diyor. Bir şey değil. Şunu kaldırdım ya evlerin dibinden onu kastediyor. Çok iyi bir tatil yapmışlar burada. Önümüzdeki sene görüşürüz diyor. Ay ben Didim Belediyesi miyim? Neyim ya? Bu nedir böyle? Gece niye Sims yok bu arada? Selam bu arada. Çünkü ben sadece Sims oynayan biri değilim. Sadece Sims yayını yapan bir yayıncı da değilim. Son günlerde çok Sims oynadım diye kafanız karışmasın. Bazen olur bazen olmaz. Bakıyorum. Bu evleri niye başlamadılar? Ona göre elektrik çekeceğim çünkü. Anlamadım. Şimdi buraya da bir otobüs durağı eklemek gerekecek. Bunları da oysaki çok şey yapmıştık. Bir tane şey yapayım. Yeni bus line yapayım. O da mesela Hawthorne çok şey. Ama orası biraz kalabalık. Şuradan. Neden buradan? Çünkü hatta şuradan. Marina'ya da yakın. Buradaki mahallelere de gidebiliriz. Ama bir durağın yakınında olmasın mı? Evet. Aktarma yapabilsinler falan. Evet. Öyle olsun. Şu durak mı? Durak mı bu? Harika. Hemen şuraya koçak bir durak kardeşim. Buradan buraya gidiliyor ve geliniyor olsun. Mu? Olsun bence. Buraya dönmek nereden? Tamam. Okey oldu. Tamam. Elektriğinizi de veriyorum hemencecik. Verdim. Orada ne yaşanıyor? Ne olmuş burada? Sewage. Atık yetersiz kalmış. Nerede? Bu değil. Water'da mı? Sewage treatment. Water. Her şey çok yetersiz. Şunlardan koymam lazım. Bu ne? Water drain pipe. Durun geliyorum. Pumping station. Drain pipe. Bundan bir tane daha. Buradan boklarınızı atarsınız. Pumping station'da buraya. Şimdi bunların borularını da çekelim. Bunları birbirine bağladım. Buraya da bağlayayım mı kız? Daha mı iyi olur? Bilmiyorum. Belirsiz. Bağlamak gerekir ya. Bağlıyorum ben.
Bağlıyorum, bağlıyorum. Lazım olur. Tamam, bağlayayım ben. Ne olur ne olmaz. Prensesim, bakayım ne olmuş? Ağaçta kalmış. Ha, kedisiymiş bu arada. Kızı zannettim. Ağaçta kalmış. Bizim itfaiyecilerin gelmesi 3 saat sürmüş. Bakayım bir itfaiye işine ben. Artık büyük bina da koyabiliyorum. Fire station. Hadi ya. Koysam mı acaba? Bayağı bir yere etki ediyor. Ya da ama burası sanayi ya. Ben burayı alacağım. Buraya büyük şehir yapacağım gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Ay kocaman fire station. Şuraya çakayım mı be? Çakayım değil mi? Hadi çak deyin. Çak deyin çakayım. Kaç para? 60K'da para. 101 var. Hadi çak deyin çakayım. Kafamız rahat etsin. Ne hayır ya? Ne demek tam İstanbul oldu burası? Ece şu odada gökdelenler çok güzel olur. Adada değil mi? Evet çak ulan. Ya ama Ulaş oyunu... Ulaş'la Batu biliyorlar. Çakma diyorlar. Çak diyenler ne biliyor bilmiyorum. Tamam küçüğünden çakıyorum. Şu anda nerelere ulaşım var? Buralara var, buralara yok. Tamam küçüğünden çakıyorum o zaman. Buraya büyüklerini koyarım. Burada büyüteceğim. Buraya böyle her şeyin en şaşalısı. He? Kocaman şehir. Ne çakacak duyamadım. Öyle yok izlemeyip merak edince gelmek. Aynen küçüğünü koy. Tamam öyle yaptım. İyi tamam. O zaman polis onları da... Aa bak bunlar kötü durumda. Polisi de yanına çakmayayım mı? Çaktım gitti. Ondan sonra bunlar ne? Eldercare, I don't care. Neyse. Bakayım. Bu ne? Niye ikisini aynı anda göremiyorum? Demin görüyordum. Heh tamam. Cemetery var. Child Health Center. Böyle bir şeyin var mı hiç? Yokmuş. Acaba gerek var mı? Ne dersiniz? Çak dedin diye dedik. Tabii ki gerek oluyor. Çaktım ulan. Çoluk çocuk gürültüsünde oturursunuz yanındakilerde. Neyse bayağı da para harcadığıma göre bunları yaptım. Medical Center'ımıza da bir bakalım. Medical Clinic var. Büyük hastaneyi ben yine şehrin olduğu yere yaparım diye düşünüyorum. Kaç para? 65. Bir küçük klinik lazım mı? Aslında fena değil ya klinik işi. Biraz marina da eksik ama önemi yok. Burada da ihtiyaç duyduklarını zannetmiyorum. Burada şey var mı hiç? Burada yangın çıkarsa boku yiyebiliriz. Boku yiyenze. Küçük ne kadar? Küçük 12 bin. Koyuyorum. Yolun başına koymam gerek. Ki her yere gidebilsin. Tek taraflı olduğu için yol. 9 kişi hasta kapasite 200. Tamam. Bir anda koronavirüs diye bir şey çıkarsa görürsünüz. Neyse şunu kapatayım chat gözükmüyor hiç. Nasıl yani? Heh tamam. Bu yeni yaptığımız deniz kenarındaki evlerin olduğu yere Züppeler Mahallesi yapalım mı? Sonra da belki bizim adlarımızı verirsin Ece. Yes Yiğit bu olabilir. Evet. Olabilir evet. Ben size bir park mark bir şey vereyim ya çocuklar. Ne istiyorsunuz? Okulunuz yok bir kere. Ay erişim de yok buradan okula. Olmaz. Bunlar zengin. Okulsuz olmaz. Şimdi yani. Niye bu erişim böyle azıcık? Ne demek bu? Şöyle bir şey yapsam. Hangi ev yıkılsın? Şuradan aslında yol için yer var. Aa süper. Dur bakayım. Şöyle tamam mı? Sonra şurası tamam mı? Tamam mı? Böyle yaptım. Buradan da böyle yapayım mı? Vallahi yapayım yani şimdi. Tamam mı? Çok saçma sürekli tamam mı demek. Şöyle yapsam ne olur?
biraz çirkin olsun. Kutu sıkıldım ya. Ünlüyü de diğer adaya yaparsın. Yaparım tabi. Tamam mı? Sonra artık bir şey söyleyeceğim. Oyun zorlaşıyor, çirkinleşiyorum. Şehrin tipiymiş, aman simetriymiş falan. Geçeceksiniz efendim. O dünyalar bitti artık. Ufak ufak hurra diye oynamaya başlıyorum. Bir de biliyorsunuz ben bu oyun oynarken bir geriliyorum, bir kasılıyorum. Önce sakin ol, bir şey yok diyorsunuz. Ben diyorum ki hakikaten yok, kasıldım. Artık daha rahat olacağım diyorum. Olamıyorum. Şu anda bir rahatlık geldi bana kendimden. Onu kucaklıyorum, o rahatlığı. Ne demek kulağım kanıyor? Ne oldu? Seste bir bug falan mı? Bir şey mi oldu? Ay, neyse. Bir şey yok galiba. Buradan. Bu tarafı bağlamayacağım. O bir çok kötü bir görüntü. Böyle mi yapsak? Bunu dümdüz versem buraya geliyor. Acaba o yolu öyle mi yapsaydım ben? Değil mi? Daha küçük. Ay, 89 derecelik açı. Neyse artık öyle olsun. Ondan sonracığıma. Tamam. Bunun da ortasından değil de şöyle topraktan verim alacağım şekilde böyle yapıyorum. Sıkışık mıkışık dinlemiyorum. Neden? Ben böyle bir belediye başkanıyım artık. Bit gelirse fikrimi değiştirebilirim. Tamam. Şimdi ben buraları ıvır zıvır döşeyeceğim ya. Ev falan çok yapacağım ama ne koymak istiyorsan buraları zıttıracağım valla. Yer yok ya, bulamıyorum. Tamam, ben şimdi size ne koyacaktım? Okul. Size bir elementary school lazım bir kere. Tamam mı? Şuraya koyayım mı? Şöyle yana dayalı. Bunlar niye gelemiyor buraya? Dude, iki adımlık yol be! Manyak mısınız, nesiniz ya? Böyle koysam oradakiler kullanamıyor. He? Ne diyorsunuz? Koyma zil sesleri eve gidecek. Ama kullanamıyorlar. Bu tarafa koyayım. Bir böyle herkes ulaşabiliyor gibi oldu. Diğer yerleri de boş bırak bence. Ağaçlandıralım. Otobüs. Evet. Ben şurayı böyle eğitim mekanı gibi bir şey yapacağım. Karar verdim şu an. Buraya bunu koyuyorum. Oh! Bir de lise çakmayayım mı yanına? He? Bakayım. Evet, lazım. Yukarıya da erişiyor bak. Hatta şu tarafa yapsam. Oh! Oh, mis gibi oldu. Tamam. Ondan sonra... Ay, elektrik vermedim. Dur. Stop! Su verdim mi ben buraya? Aa, tesadüfen alıyor su. Ama ben yine de... Artık burayı bir bitirelim. Para mara. Ya elbet bu parayı harcayacağız. Ne yapacaktım? Elektrik yoktu. Hemen onu vereyim. Siz buradan mı alıyorsunuz elektriği? O bir tırtmış ya. Bir kötü olmuş. Yani siz buradan aldınız ya. İyi, tamam. Tamam, güzel. İyi, şuraya da bağlarsak bunu da yapmaya gerek kalmaz. Falan filan. Elektrik durumunda... Şundan mı koyuyordum? Advanced. Bakayım. Bu o değil mi? Evet. 20. 20, 20, 20, 20. Okey, 21'e çıkmıyor herhalde. Tamam, 20. Bir tane daha koyuyorum ben bundan. Koydum. Ha, ilerletmedim ki artışını göreyim. Yeşil enerji harika. Evet, çok doğru söylüyorsun canım. Tamam, şimdi. Max 20. Ha, iyi, tamam. Oha, bir de maksimum mu alıyorum? Oh, harika. Bakayım. Paramız azalmaya başladı. Dikkat edelim başkanım. Çok teşekkür ederim. Kalem. Bilmiyorum hiç kim alıyor. Neyse. Şey. Bakayım. Ne durumdayız? Ne lazım size? Crossroads and Traffic. Yani bir zahmet. Ama ne yapalım da? Frequently complex crossroads will slow down traffic as vehicles are allowed in traffic cross the lanes. Sus. Umurumda değil. Trafik vardır. Trafikli şehir. Demek ki şehrim seviliyor. İnsanlar geliyor, gidiyor. Beni ilgilendiren bir mevzu yok.
Ne bu çöp? Ne oluyor çöple ilgili? Ne oluyor? Bir dakika durun. Dur ne yapıyorum ben? V mi? A mı? Ne bunun şeyi ne? Kısa yolu. Normal tuş kısa yolu ne ya? M. Bu oyunun şeyleri, kontrolleri, klavye. Garbage. Spiled up. Aa bu çünkü şu an çalışmıyor. Boşaltıyor konumunda. Stop boşaltmak ve start çalışmak ya. Kalmış öyle. Açmamışız evet. Calm down. Şu an bayağı sakinim, iyiyim. Şimdi otobüs şeyi koyacaktık. Acaba az önce oluşturduğum lane'i buradan geçirsem daha yeterli olur mu? Tamam. Artık az önceki otobüs hattı lisenin önünde ve ilkokulun önünde de duruyor. Böylece bakın otobüs mesela. Dur her şey dursun. Oyunun kısa yollarını öğrenmem lazım. Bakın otobüs gidiyor. İzle. Bakalım şimdi. Bunun içinde bir tane yolcu varmış. Merhaba. Aa biniyorlar. 9 kişi oldu. Çok güzel. İlkokulun önünde duruyor. Arkasında da parkı var. Çok güzel. Hadi inin çocuklar. Veya öğretmenler, veliler. Kimse inmedi ama neyse bugün herhalde pazar. O yüzden olsa gerek. Sakin ol kamera. Ne oluyor? Hey hey hey. Sakin. Lisenin önünde. Bakalım. Evet. Liseliler. 2 kişi indi. Olsun. Tamam. Güzel. Buradan işte demek ki bugün daha çok şehre gidiliyor. Bunlar liseye niye gittiler? Belki orada çalışan biridir. Pazar günü olmasına rağmen gidiyordur falan filan. Şimdi. Ay çok güzel oldu bu. Nasıl çıkacağım buradan? Escape'e bassam. Okey oluyor. Zamanı nasıl ilerletebilirim? 1, 2, 3. Tamam. 0 oluyor mu? Olmuyor. 4, 5, 6. Ben bunları ne yapayım daha? Bunlar navigation bayağı. Neyse. Öğrenirim. Merhaba Ceyda. Cezaya kalmışlardır belki. Böyle de olabilir. Ya da mesela işte temizlik yapmaya gelmiştir. Bir şeydir falan filan. Ya da öğretmenlerin toplantısı vardır. Oy 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 siz deniz kenarı ev alamadınız ama sahil insanı mısınız? Aa şimdi güzel evler var. Bak şimdi. Bak bak şimdi. Düşün ki bu ev senin. Bak bak. Bunlar da az keyif şeyi değil ha. Aile apartmanı herhalde belli. Çok güzel. Biraz çirkin ama olsun. Keyif biliyorlar. Bak buna bak. Bak 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 buradan da denize. Oy kıyamam. Çok güzel. Nasıl ağaçlı yollarımız? Ses gitmiyor böylece. Çok iyi. Dezenfektasyon yapılıyor olabilir. Dezenfeksiyon yazmışsın. Evet. Bunu yenileyemez miyim ya? Bunu bir kullanıma açsam falan böyle otur ve gençler üstünde otursun. Arada bir böyle yaşlılar kızsın burada bira şişeleri bulup falan. Öyle şeyler olsun. Ay bak 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 ne yapmış? Ha, aa köpek kulübesiymiş. Bak çocuğun bahçesi kumu var. Bak bak şezlong atmışlar burada barbekü. Oo iyisiniz ha. Merhaba. Bak yatıyor orada oturuyor. Adın ne senin? Walter Chapman. Sana chatten bir isim vereceğim. Sen artık Jagnalit'sin. Böyle. Böyle yazılıyor değil mi? İyi oturmalar. Günaydın. What a beautiful sunrise. Çok güzel doğmuş güneş. Ne kadar da güzel bir gün doğumu diyor. Paradise on Earth diyor. Şimdi sizin probleminiz educated worker olmaması mı? Oh. Peki. Education. Gel bakalım. Üniversiteyi daha açamadım ki ben.
Aa, çok az kalmış. Peki, şöyle yapalım mı? Üniversite açıldığı zaman, bize ev lazım bu arada. Ben şuraları biraz ev yapayım. Üniversite şeyi açıldığında şurayı satın alalım ve buranın ortasına LÖNK diye bir üniversite koyarak başlayalım mı? Yoksa, bu daha kötü fikir, biraz daha ofis şeyleri açıldığında mı ona geçelim? Aslında evet, o daha iyi de olabilir gibi geldi. Acele etmeye gerek yok. Ve üniversiteyi şuraya koyalım. Bu ikisi arasında fikirlerinizi bekliyorum. Gerek duyarsa moderatörler ankette açabilir. Ama az kişi kalmış. Azıcık daha dayanın. Gelecek. Üniversiteniz gelecek. Merak etmeyin. Ev lazım yazabilir miyiz? Chat topluca. Haha, yok yok, biliyorum biliyorum. Lazım. Biliyorum. Yapıyorum şimdi. Şurası ne? Niye sarı? Hayır ya, ev. Şurası full ev. Olsun. Burası full ev olsun. Şurası ev olsun. Buraya da isterse ev olabilir. Burası da ev olsun efendime söyleyeyim. Okulun karşısına. Bir dur bakalım. Bir orayı bir dakika. Ondan sonra burası da ev olsun. Tamam mı? Sonracığıma buraya. Buralar kalabilir. Burası da ev olsun. Burası ev. Evler devam ediyor. Şurayı bir bırakıyorum dediğim gibi ve oraya yakın olan yerleri. Şu kutunun içi de full ev olabilir. Şu sahilden biraz daha ev 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 gidiyorum. Ne dersiniz? Değil mi? Onlar yapıldıkça ufak ufak bence bu düşecektir. Yeterince düşmezse devam edeceğim. İyi geceler Buse. Erkencisin. Ne olmuş? Aaa! Tamam. Education Boost. Tax rate for tax rate for higher than tax raise, tax raise, tax raise, tax relief, tax relief, tax relief, tax relief. Automated toll ne? Ha, şey mi? Paralı köprünün otomatik geçileni mi? Bunu yaparım. Endüstri 4.0. Bu ne demek? Didn't technology alter the nature and energy work for all the workplaces are for the citizens? Wow. Ürettikleri ürün %50 artmış bir kere. Reduced workplaces by zoned industry. Bu ne demek ya? Reduced workplaces by 30% zoned industry. Bu ne demek ya? Anlamadım bunu. Ya bütün kelimeleri anlıyorum ama cümle bir şey ifade etmedi. Neyse, endüstriyel çalışma alanları artık iyi ve yüksek eğitimli vatandaşlara göreymiş. Sonuç olarak bu bana ne anlatıyor? Üniversite şart, eğitim şart. Üniversite açıldı. Balıkçılık adası açılmış. International Point metro istasyonu. Metro geldi, üniversite geldi. Ay sonunda ben artık 5500 kişi yaşıyor lan benim şehrimde. Ben var ya öyle böyle belediye başkanı değilim ha. Ona göre Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanıyım lan ben. Tamam. YouTube, teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz bir sonraki bölüme geçin ki üniversitelerimiz, metrolarımız bir gözüksün. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya tıklayın. Tıklamadan önce de like atıp abone olup destek olabilirsiniz. En güzeli de aşağıdaki linklerden buraya gelmek. Görüşürüz. Bye bye.